Ya orada işte bilir kişi lazım, bir sorumlu lazım. Ne olur? Ondan dolayı sorun. Çünkü orada sadece 10 bin lira yazılmış. Ben oraya 1 milyon yazı demiştim zararımı. Oradaki hatalardan sıkıntılarım. Bu cumartesi günü oğlumla birlikte evrakları aldım, eve geldim. Bir 10 dakikalığına dosyalarımı asansörün yanına bıraktım. O kadar. Oğlumla markete gittik. Şifreleri bilmeyen giremez buraya veya zile basan girebilir. Ya da bizi takip etmiş olan yapabilir diye düşünerekten söylüyorum bunu. Geldim ve poşetler yok. İki tane poşette. Birisi bez poşet, biri naylon poşet. İçerisinde resmi evraklarım, bilgisayarım, kırtasiye malzemelerim. İki dosya gitmiş. Bir de çocuğun abur cuburlarıyla bir de şapkası falan var. Ha bir de şarj cihazı vardı. Telefonumun şarj cihazı vardı. Bir şey zannetti büyük ihtimalle onları. Bir daha yok olmuş. 10 dakika içerisinde. Resmi evraklar. Yeni gelmişti mükelleften defterler. Evde işlemek için 2-3 günümüz var. Belirli sürelerle bizim sıkıntılarımız oluyor. Bilgisayarlar sıkıntı yaşanıyor. Bu aralarda da enflasyonla alakalı olarak ek beyannamelerimiz geldi. Onlarla ilgili olduğu için evde çalışacağım diyerekten eve getirdim. Ve bunlar da zaten yeni geldiği için yedekleri olmayan evraklar. İlginç olan o. Bir mükellefin maliyeti şu anda 300-400 bin lira. Yani toplam bana maliyetiyle birlikte 1 milyona yakın zararım var. Bir ay meslek men cezası veriyorlar. Bir ay hapis kararı var. Bir ay ile 3 ay arasında değişiyor bu tabii ki. Onun kanıtlamamıza bağlı evrakların kaybolduğuna dair. Çünkü bu evrakı başkaları kendileri de yok edebiliyorlar. Suistimal olduğu için bunu önlemek için bu tür cezalar veriliyor bize de. Ve 10 yıl saklamak zorundayız bu evrakları. Kendisi isteyene kadar. Benim düşmanım olarak insanlar var. Onlar yaptı diye düşünüyoruz. Ama o anda da apartmana oğlumdan, benden başka girenin görünmediği söyleniyor. Komşulardan kameraları istedik. Çalışmıyor kameralarımız dediler. Apartman tek tek gezdim herkesi yanlışlıkla. Hani olur ya kendi evrakı zanar. Evrak değil de atılacak bir şey zanneder. Hani gördünüz mü diye tek tek sordum herkese. Görmedik, duymadık, bilmedik. Sıkıntımız bizim apartmanımızda kamera yok. Evrak sizin işinize yaramaz. Gerçekten sizin işinize yaramaz. Eğer vicdanlıysanız ne olur geri getirin. Çünkü onlar resmi kayıtlar. Bana bunu yapan kimse ne olur geri getirsin. Yalvarıyorum. Söz veriyorum bütün şikayetimi geri alacağım. Yazıyı da vicdanlı insan için yazdım. Hani alan, gören kim varsa. Yazıda işte çantanın içeriğini, resmi evraklarımı, kimin için ne değeri olduğunu, hani onun işine yaramayacağına dair bilgileri beyan ettim. Ben seni çaldığımı çıkarsın. Şey yok.